Evil Nun serisinin yeni oyunu Broken Mask, yani Kırık Maske sonunda çıktı. Oyunun hikayesi Steam sayfasında şöyle özetleniyor. Sister Madeline, yani Evil Nun, bizi yaz kampına çağırıyor. Oraya vardığımızda ise beklediğimiz gibi sıcak bir karşılama bulamıyoruz. Uğursuz rahibe dev çekiciyle bize vurarak bayıltıyor. Terk edilmiş bir okulda uyanıyoruz ve bir çıkış yolu arıyoruz. Ama bir sürprizle de karşılaşıyoruz. Orada tutsak edilen sadece biz değiliz. Herkese selam, ben Onur ve bugün Evil Nun The Broken Mask, yani lanetli rahibe kırık maske oyununu bitireceğiz ve gizemlerini çözmeye çalışacağız. Bu oyunun hikayesi Ice Scream hikayesiyle bağlantılı. Bu oyundaki Evil Nun, yani Sister Madeline isimli rahibe, dondurmacı Rod'un annesi. Evil Nun serisinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoya 5000 like'tan fazla gelirse hem tüm oyun sonları hem de Ice Scream ve Evil Nun hikayesiyle ilgili yeni bir video gelecek. Videoda jump scare, yani anlık korkutucu bir sahne yok. Ve yine Türkçe altyazı ekleyeceğim, siz de bulduğunuz gizemleri yorum olarak yazın. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Evil Nun gizemlerini çözmeye gidiyoruz. Evet, 1962-1963 yılında bir okuldayız arkadaşlar ve tebrikler. Çocuğunuz bedava bir şekilde bu yaz kampına katılmaya hak kazandı. Ve bunun organizasyonu da bu okul tarafından yapılıyor. İlgimiz ve dikkatimizde çocuğunuz unutulmaz bir yaz yaşayacak deniyor arkadaşlar. Burada hatta ismimizi de değiştirebiliyoruz. Ben de oyun gizemleri yaptım. Bakalım ismimiz nerede geçecek? Evet, şu anda oyunumuza geçtik arkadaşlar. Bir taksi gibi bir şeyle, arabayla bir yere gidiyoruz. Kapı açıldı. Herhalde yola doğru çıktık. Yaz kampına gidiyoruz sanırım. Bu arada ben altyazı falan da ekleyeceğim arkadaşlar ve bu oyunun hikayesi dediğim gibi Ice Scream ile bağlantılı. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse ikisinin ortak hikayesinin videosu da ayrıca gelecek. Yalnız grafikleri çok güzel. Ben bu arada açıklamada en üstte oyunun linkini de bırakırım. Steam üzerinde sanırım 25 TL gibi bir fiyatı vardı. Ya da direkt buradan da izleyebilirsiniz. Ben zaten beraber oynuyormuşuz gibi size anlatarak oynayacağım her zamanki gibi. Altyazı da olacak. Evet, Summer Camp, yani yaz kampı diye yazıyor burada da. Gayet güzel yer ve bir yanda bize eziyordu yalnız arabanın biri. Evet, gişedeki abiyle bir göz göze geldik şimdi. Mavi yalnız gözleri. Ve bir anda korktu ve evet, arkamızdan Sister Madeline, yani Evil Nun, bizi çekiçle bayılttı. Ve gözlerimizi açtık arkadaşlar. Evet, düzgün davranmalıyım, ben oyun gizemleriyim ve iyi olacağım diye tahtaya yazdık. Evet, bu arada Evil Nun da orada dua ediyor herhalde, bir şeyler yapıyor. O yerde kanlar falan var. Burası bizim odamız herhalde. Burada tutsak edilmişiz. Burada neler varmış mesela? Bunları alabiliyoruz. Ha, buradan kaç diyor. Tamam, buradan kaç diyor. Tamam, zaten kaçacağımızı biliyoruz. Şu ne mesela? Mysterious Notes. Evet, burada benim şeyleri, söylediklerimi dikkate al falan diyor. Bir dakika, şu kanı bir takip edelim. Ha, modelin burada bu arada. Tamam, ben buradan... Bir dakika, bana gelme. Bana geldin mi? Direkt geldin mi? Ciddi misin? Tamam, buraya herhalde gelemezsin diye düşünüyorum. Ben gene de şuradan devam edeyim. Şöyle. Tamam, şimdi bir etrafı şöyle bir keşfedelim önce isterseniz. Şimdi buradan geldik zaten. Şöyle etrafa bir bakacağım arkadaşlar. Ne var ne yok. Hiçbir bilgim yok benim de çünkü. Yalnız grafikleri falan gerçekten çok tatlı, çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yalnız burada ses duyuyorum. Evet, oradaydı galiba. Yani bir anda karşımıza çıkarsa o biraz sıkıntı olabilir. Tamam, şimdi. Evet, buradan gene bize doğru mu geliyor acaba? Sanırım bize doğru geliyor. Şimdi bir saniye. Evet, burada arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle. Evet, şuradan şöyle kaçarım herhalde. Tamam, buradan böyle kaçtım. Tamam, buradan yukarıya doğru bir merdiven buldum bu arada. Geliyor mu oğlum bu? Tamam, geliyor galiba. Ben buradan direkt koşuyorum arkadaşlar. Bir dakika, burada bir şey buldum. Bu ne? Aldım bunu. Devam ediyorum. Nereye gidiyorum? Burası yanıyor. Geliyor mu? Geliyor oğlum. Ne kadar şey kovalıyor. Hiç bırakmıyor ki peşimize. Şuraya gireceğim ama şimdi çıkmaz bir yere girip ölmek de istemiyorum abi. Şuradan şöyle kaçsak. Şöyle yapsak falan. Nereye girdim? Hiç bilmiyorum ki abi. Aha, buradan gene geliyor. Abi bu bayağı şey geliyor yalnız. Dur bakayım. Burada. Heh, tamam, sen oradan git. Ben şuradan. Şuradan kaçtım ben. Ablacım, ama beni bir bırakırsan çok iyi olur. Bir dakika, şurada bir not mu bir şey var şurada. Bu ne gene? Tamam, aldım. Buraya girdim. Bir dakika.
Şimdi evet arkadaşlar, burada notlar var. Bir saniye, burada inşallah beni yakalamıyordur. Köprüyü geç diyor. 3 tane fuse bul ve bunları kutunun içerisine koy diyor. Ve sonra birini mutfakta, birini yemek odasında, birini şeyin odasında, nanın odasında bulacaksın diyor. Kutu dediği ne? Şu mu acaba? Bu ne? Harbiden burada bir şey buldum. Fuse box diyor. Tamam. Aha, fuse'u koydum abi buraya. Bu ne? Bunu indiriyorum ama elektrik yok diyor. Tamam. Buradaki sigortaların hepsini takınca herhalde elektrik alacak galiba burası. Tamam. Şimdi bir iki tane şey bulmam lazım. Onlardan bulmam lazım. Şuradan devam ediyorum. Yani araştıracağız arkadaşlar. Ben de gerçekten nereye gideceğimi falan hiç bilmiyorum. Bakıyorum öyle. Ama oyun gerçekten çok güzel. Yani grafikleri falan çok hoş olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi bir tanesi mutfakta diyordu. Evet, bir tanesi yemek odasında diyordu. Biz yemek odasındakini aldık şimdi. Bir tane mutfakta, bir tanesi de Evil Nun'ın odasında diyordu arkadaşlar. Şimdi mutfak nerede acaba? Mutfak. Aha, mutfak. Aha da fuse. Abi elimle koymuş gibi buldum. Tamam, şimdi bir dakika. Bunu da gidelim koyalım. Nerede? Şuradaydı. Yalnız direkt şans eseri bulduk her şeyi. Tamam, bunu da bulduk. Bir tane daha kaldı. Şimdi Evil Nun'ın odası dediği zannediyorum ki aşağıda olmalı. Çünkü biz bir kat aşağıdaydık ve o orada dua falan okuyordu ya, hatırlıyor musunuz? Oradan biz şimdi buraya geldik. Buraya biz nereden gelmiştik ama? Bir yerden ben yukarıya çıkmıştım abi. Oradan tekrar aşağıya da inecek bir yer olmalı. Şuradan gelmiş olabilir miyim? Yok, buradan zaten böyle geldik. Bir dakika şimdi. Ha, şuradan aşağıya inelim. Tamam, şimdi buralarda bir yer, evet burada şey vardı. Burası bizim odamız. Tamam, buralar değil. Şuraları araştıracağız abi. Şuradan dışarı çıktım. Dışarı niye? Aha, geliyor bu arada. Tamam ablacığım, ama sen çok agresifsin ya. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size, Hello Neighbor falan tarzı oyunları da ben çok fazla oynadım. Hani genellikle böyle çok iyi takip edemez ya. Bu öyle değil abi. Bu baya baya sağlam takip ediyor yani. Şey yapamıyorsun o yüzden. Tamam, iyisin hoşsun ama gerçekten çok fazla takip ediyorsun. Bu kadar da hızlı kovalamazsan sevinirim. Çünkü ben de ilk kez oynuyorum. Yani daha önce Evil Nun oynamadım ama sana benzer çok fazla oyun oynadım. O yüzden... Aha, yatak odası. Bir dakika, bu mu? Bu değil abi ya. Bunu niye aldım ki? Keşke bunu hiç almasaydım. Bu değil abi. Bu oda değil. Şurası mı? Burası da değil. Tamam, burası değil. Burası değil abi. Ha, bir dakika, şurada. Tamam, şurası. Dur, buldum. Ablacığım bana bir müsaade, bir dakika, onu oradan alırım ben. Alır kaçarım hocam. Saygılar, sen orada kal. Da bir dakika, şimdi yukarı nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Abi hayır. Hayır. Şuradan hayır. Kaç. Hayır. Bir anda şey oldum ama. Dur bir saniye. Tamam. Tamam, lütfen gelme ama bak, bu kadar. Böyle bir kovalama mekaniği yok abi. Yeter ama ya. Vallahi yeter. Tamam, bunu da buraya taktım. Tamam, şimdi şunu mu indiriyoruz? Evet, şimdi bunu indirdim. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Eyvah, burada. Evet, buradayım ama sana yakalanmak istemiyorum. Neyse, yakalanırsak da herhalde bir seferde bitmiyordur diye düşünüyorum. Diğer oyunlarda olduğu gibi bize tekrar şans verir diye umuyorum. Ama güzel kaçarım yani. Yani şimdiye kadar güzel kaçtığımızı düşünüyorum, en azından da bilmiyorum. Evet, şimdi şuradan bir devam edelim arkadaşlar. Şimdi... Aha, böyle bir yere geldik. Aha, buton diyor. Tamam, herhalde... Evet, burasıymış demek ki. Açtığımız yer burası. Evet, bayağı bir ses yaptı diyor. Tamam, ses yaptı. Geliyor bu. Abi geliyor ya. Tamam, ne yapacağız? Tamam, sal beni. Sal. Şuradan devam. Buradan mı devam? Nereye gideceğim? Ha, şuradan çık. Çık. Oğlum, nereye gideceğim? Geliyor mu? Gelme. Bura... Gelecekte bir şeyde, güncellemede açılacak diyor. Gelmiyor değil mi artık bu? Oğlum, peşimi de bırakmıyor ha. Tamam, buradan bir başka bir yere doğru ilerledim arkadaşlar. Şu an doğru bir yoldayım galiba. Çünkü farklı bir yere doğru geldik. Hayır, sürekli arkamızda. Şuraları falan araştırmak isterdim ama yani araştıramıyorum şu an.
Buralarda bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Bence şuraya kadar bu arada gerçekten çok iyi geldik. Ben öyle düşünüyorum. Burada ne var bilmiyorum. Burada böyle bir yer var. Tamam, burada böyle bir yer var. Bu neymiş abi? Ha bak, bunun içinde bir şey var. Bir şeye ihtiyacım var diyor. Şeyi açmak için. Çivileri açmak için bir şeye ihtiyacım var diyor. Evet, bir şeye ihtiyacım var da işte. Ne o bir şey? Ha, kırmızı bir kapı. Bu gelecekte açılacak diyor. Bu da açılmıyor. Burada ne var abi? Burada da bir şey yok. Buralarda bir şey olması lazım. Çünkü burası yeni bir yerdi. Bu ne? Burada bir şey var herhalde. Evet, buraya girdim ama... Buradan nereye gidiyorum? Burası bir okul bu arada arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi gayet güzel. Böyle şeyleri falan kaldırmışlar. Sandalyeleri falan hani kaldırır koyarlar ya. Böyle bir şey yapmışlar. Buralarda bir yerler var. Burada böyle yukarıda bir şey var. Bu arada yukarıdaki yere ne diyor? Şüpheli diyor. Uzun bir şeyle orayı açabilirim gibi bir şey söylüyor. Burası saklanma yeri. Aha geliyor. Hayır. Oğlum sen nereden geliyorsun ablacığım? Ben anlamıyorum ki seni ya. Sen nereden geliyorsun abi? Abla. Gözünü seveyim ama ya. Gerçekten nereden geliyor abi bu? Peşimi de bırakmıyor ki ben. Nereden şey yapacağım? Geliyor gene. Oraya girersem bir şey yapacak. Hayır, nasıl kurtulacağım yani, anladın mı? Bir yere saklandığım zaman mı kurtuluyorum acaba sadece, anlayamadım. Bak bu arada orada bir yer vardı arkadaşlar ya. Oraya girmem lazım benim. Bura neymiş? Buradan böyle aşağıya doğru bir yere gidiyorum. Bir dakika, aşağı gidiyorum arkadaşlar. Bu ne? Aha, bir yer buldum. Bir dakika. Burası ne? Burası kazan dairesi. Bu ne abi? Şu an burada yapılabilecek bir şey yok anladığım kadarıyla. Bir şey yapamıyoruz çünkü. Her yerine baktım ama neyse. Biz çıkalım. Orada bir şey vardı. Ben onu gördüm ya. İleride bir oda vardı yani. O daha önce girmediğimiz bir odaydı. Şura değildi herhalde. Bura mıydı yoksa? Yok, burası tuvalet. Bir dakika şimdi. Bura. Bura değil abi. Değil mi? Yo, burası değişik bir yer aslında. Bir dakika, buraya bir gidelim mi? Burası ne? Bir dakika, buradan böyle bir yere çıktım. Şimdi şurada bir merdiven daha var. Herhalde buralarda beni kovalayamaz değil mi? Yani artık burada da kovalarsan çünkü gerçekten sıkıntı. Heh. Burası çok yüksek diyor. Buraya nereden girileceğini bilmiyorum diyor. Burası nedir abi? Buraya boşu boşuna koymamışlardır. Yani burada herhalde bir şey yapacağız ama şu an galiba yapılacak yok. Ama yüksek dedi arkadaşlar. Çok yüksek dedi. Ona dikkat etmemiz lazım. Tamam, şuradan iniyorum tekrar. Şimdi buradan inelim. Diğer merdiven de şurada mıydı? Aynen şuradan. Tekrar inelim. Şimdi benim tekrar oraya gitmem lazım. Ama tamam, burada bir yer daha bulduk. Aşağıda gene böyle baca gibi bir yer bulmuştuk. Kazan dairesi gibi. Oralar önemli yerler bence. Buraya girdik mi? Burada bir şey var mı? Biz şimdi... Ha bak, burada bir şey var. Aa bak, uzun bir şey. Uzun bir şey diyordu ya abi. Uzun bir şey buldum. Eyvah, geldi. Tamam, ben şuradan kaçarım. Şuradan şöyle kaçmam lazım. Tamam, lütfen beni salar mısınız? Ama yani bu böyle olmaz ki. Gerçekten böyle olmaz ya. Hayır, beni bir sal da ben bir şey yapayım. Şimdi bununla bir tane tavan arası gibi bir şey vardı abi. O tavan arasını açacağım. Neredeydi o tavan arası onu bilmiyorum. Ha, burayı en son kaçışta burayı kullanabilirim diyor. Aha şurası değil mi? Burası mı? Aha burası. Harbi diyorum, burası. Şahseseri direkt önüne çıktım ya. Müthiş. Tamam, süper. Şimdi buradan ne alıyoruz? Evet, buradan bir tane levye aldım.
Tamam, bunu aldım. Şimdi buradan kaçmam gerekiyor. Tamam bak, bununla ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bir kutu vardı. Bak bak, şurayı açacağız bence ama geldi bu. What's that? Bir dakika, şimdi şuna bir bakalım. Ah, geldi gene. Tamam, şimdi ben oradan kutuyu alacağım bence. Şuradan çıkalım. Şunu atayım ben. O kutuyu alacağım oradan abi. O kutuyu alacağım. Sonra o kutuyu ne yapacağım ama işte. O kutuyu nasıl açacağım abi? O kutuyu nasıl açacağımı bilmiyorum şu an. Dur bakalım. Şimdi o kutuyu ben oradan bir alayım. Alabileceğiz mi acaba? Alacağız bence. Tamam. Cookie box. Kurabiye kutusu gibi bir şey diyor. Bunu atayım yere. Ne diyor? Bunu açamıyorum. Eğer yüksek bir yerden düşerse açılabilir diyor. Yüksek bir yer. Yüksek bir yer. Bizim şey vardı ya şurada, yukarıda bir yer. Orası herhalde. Oraya nereden gidiliyordu? Hatırladınız mı? Hani bir tane yer vardı ya abi, yüksek. Burası çok yüksek diyordu. Baca gibi. Ha, bir dakika. Ya şurası ya da şurasıdır. Aha, burası. Galiba, aman ha. Şunu şey zannettim. Sister Madeline zannettim şunu. Bak bak, şuradan yukarıya çıkıyorduk ve burada şey vardı, hatırladınız mı? Aşağıya doğru bir boşluk vardı ya, baca. O bacadan acaba atsak bunu? Bir işe yarar mı? Çünkü yüksek bir yer diyordu. Burası da yüksek, burası var yani bildiğimiz. Attım. Aha, attım. Aha da açıldı. Cidden açıldı arkadaşlar. Şimdi o kutu, yani bu binanın en aşağısında bir yerde bulmamız lazım ama en aşağısında. Şu aşağıda hani bir şans eseri girdiğimiz bir yer vardı. Ne demiştik oraya? Şey gibi. Kazan dairesi gibi bir yer demiştim ya. O kazan dairesi gibi yer acaba şey olabilir mi? Bu kutunun olduğu yer olabilir mi? Şimdi bir de orayı bulabilirsek çok çok güzel olacak. Şurası değil. Buradaki odalardan biri miydi? Bir dakika, şurası da değil. Ha, şurası, bulduk, tamam. Tamam, bulduk. Burası mı acaba, bir bakalım. İniyoruz aşağıya. Çünkü bir tek burası. Yani buraya girmiştik hatırlarsanız ve hani yapılacak hiçbir şey yok demiştik. Belki de gene bir şey yapılmıyor. Şurada kollar falan çekiliyor mu? Yok. Burası değil o zaman. Ama çok mantıklıydı değil mi? Bence. Bir dakika. Aa, burada. Bir dakika, burada. Harbi diyorum, burada arkadaşlar. Evet, ana kapının anahtarını bulduk şu anda. Mission log updated. Bir dakika, şimdi quest log. Evet, şu anda bütün hepsini yaptık herhalde. Evet, şu anda ana kapıdan çıkacağız mı sadece, yani bu mu? Bir dakika, bir deneyelim. Evet, şura değil. Burası gelecek bir şeyde açılacak diyor. Tamam. Ha, şurası arkadaşlar. Evet. Evet, burası sanırım. Basıyorum ve evet. Ön kapı açıldı. Hayır, gizli bir alarm var. Şey gelecek diyor. Rahibe gelecek diyor. Burası senin için değil. Ve o orada bekliyor. Bizi kovalayamıyor. Biz de koşarak buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Bu ana kapı kaçışı sanırım. Ve oyunun sonuna bu şekilde ulaşmış olduk. Bu arada ben bayağı bir dolandım. Orayı siz görmediniz ama ben bayağı bir geri gittim falan. Evet, bu arada bu okulda daha fazla aktivite vardı. Göründüğünden daha fazla şey olmuştu diyor. Burada Sister Madeline orada bekliyor. Bir araba geldi. Kapı açılıyor. Orada bir başka rahibe var. Evet, o kıyafet gibi bir şey herhalde. Kıyafetleri aldı. Üniformalar ve kıyafetler diyor. Tamam. Onları aşağı doğru bıraktı. O yalnız manzara efsane hakikaten. Ve şu an okulun dış tarafında bir yeri görüyoruz. Evet, yaz kampı diyor. Burası bizim odamız. Evet, oyun gizemleri falan yazıyor. Bizim odamızdaki saat gibi bir şey var. O şu anda kapalı. Closed yazıyor.
Rakamlar değişiyor arkadaşlar ve 00 opened yani açıldı yazdı. Evet, ana çıkış kaçışını tamamladın yazıyor. Bunun gibi başka sonlar da var ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo, burada bayağı bir şey var. Bayağı bir şeyler var. Burada mesela köprüye gel diyor. Bunu biz bitirmişiz. Evet, gerçekten güzel bir oyundu arkadaşlar. Yani benim çok hoşuma gitti. Ben zaten bunun hikayesini falan dediğim gibi daha önce de üzerinde biraz durmuştum. Birazcık üzerinde hikayesini falan yazmıştım. Hem Evil'dan hem de Ice Cream'in hikaye videosunu ve ayrıca bu oyunun tüm sonlarıyla ilgili yeni videolar istiyorsanız mutlaka aşağıdan like atın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açın. Bu tür yeni gelen tüm oyunlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten Amanda, Poppy vesaire gibi oyunları çekiyoruz. Yakın zamanda yine Bayan Limon'un gelmesini bekliyorum. Onu da bekleyen çok fazla arkadaş var. Band and the Dark Revival diye Band'in yeni bir oyunu gelecek. Yine onu oynarız. Yani gelecek olan bütün yeni oyunları, en azından bütün popüler böyle çok bilinen, çok sevilen oyunları burada oynayacağız arkadaşlar. O yüzden mutlaka abone olup bildirimleri açın. Ve şu an ekranda dün yüklemiş olduğum Poppy Playtime videosu ve ondan önceki gün yüklediğim Amanda videosunu bulabilirsiniz. O ikisinden birine tıklayıp onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. İkisi de gerçekten çok güzel. Özellikle Poppy'nin yeni bir oyunu geliyor. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.